Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz bitmeden programındayız. Geçen haftanın gündemini Charlie Hebdo saldırıları oluşturuyordu. Bu haftanın da hatta önümüzdeki haftanın gündemini de Charlie Hebdo saldırısı oluşturmaya devam edecek. Deyim yerinde ise tüm dünya bir anda sivillere yapılan saldırıyla sarsıldı. Kahrolsun terörizmdi. Ancak aynı gün yani 7 Ocak günü, çarşamba günü Charlie Hebdo saldırısının gerçekleştiği gün Afganistan'da 18, Yemen'de 38 kişi terör saldırısında hayatını kaybetti. Bir gün sonra da Boko Haram'ın işlemiş olduğu ve sayıları yüzlerle ifade edilen bir saldırı gerçekleşti. Bu dünya kamuoyunda maalesef ki aynı haber değerini taşımadı. Avrupa'da son 3 yılına baktığımız zaman da 3 yıl içerisinde 200'e yakın camiye saldırı gerçekleştiğinde bir kenarda tutalım. Dün Fransa'da Charlie Hebdo saldırısını tepki olarak Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşti. 40 ülkenin lideri katıldı. Bu yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu da bu yürüyüşteydi. ABD Başkanı Obama bu yürüyüşe katılmadı, terörist kanadı, ama bir de bir slogan çıkmıştı. Hepimiz Charlie'yiz sloganına da söylemedi. Yani ben de Charlie'yim demedi. Bu akşam bütün bu saldırı ve önümüzdeki günlerdeki yansımalarını konuşacağız. Konuğum Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan, hoş geldiniz. Merhaba Elif Hanım. Hem de ilk programımız. Hayırlı olsun programımız bu arada. Umarım çok başarılı bir dönem geçirirsiniz Ülke TV'de. Charlie Hebdo saldırısının hemen ardından bu hepimiz Charlie'yiz sloganı ya da söylemi deyim yerinde ise yayıldı. Gazeteciler, akademisyenler, Türkiye içerisinde de herkes bu sloganı söyledi. Siz benimsiyor musunuz? Siz de ben de Charlie'yim dediniz mi? Yani Türkiye bu tür sloganlara daha önceden biliyorsunuz aşina. Burada evet. Tabii iki şeyin altını çizmek lazım. Bir, bu bahsettiğimiz Charlie Hebdo neyi temsil ediyor? Hı hı. Şimdiye kadar Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürlere baktığımızda 2011'de biliyorsunuz Danimarka'daki karikatürleri aynen yayınlamıştı. Benim kişisel inançlarıma, dinime hakaret eden, aşağılayan bir dergi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ben kendimi aynı yerde görmüyorum. Charlie Hebdo demiyorum. Ama diğer taraftan İnsanların eğer hayatlarına kastedilmesi veya saldırı, terörle diyelim ama insanlar üzerinde illa Charlie Hebdo demen lazım. Yoksa bunu demezsen işte Avrupa değerlerine ters düşersin gibi bir söylemin de doğru olmadığı kanaatindeyim. O zaman biz doğru bir şey tartışmıyoruz anlamına gelir. Ve buradaki tartışmaları siz zaten girişte çok iyi özetlediniz aslında. Bir dergiyi tartışmıyoruz biz. Bir dergi üzerinden Avrupa'yı, Avrupa medeniyetini, Avrupa'daki Müslümanlığı tartışıyoruz. Bunlar çok daha önemli kavramlardır diye düşünüyorum ben. Ve şunu unutmayalım, 2011 yılında saldırıya uğrayan bu dergi o gün bugündür korunmuyor. Bunların sorulması gereken sorular olduğu kanaatindeyim. Ve şimdiye kadar hep Müslümanların kendilerini eleştirmesi, bir öz eleştiri süzgecinden geçirmesi isteniyordu. Doğrudur. Biz Müslümanlar olarak kendimizi zaman zaman öz eleştirilerden geçirmeliyiz. Ama şu soruyu da artık Müslümanlar Avrupalılara sormak durumunda. Peki bugün 40 ülkenin liderini bir araya getiren bir büyük gösteri oldu. Bu gösteride işte dayanışma, özgürlük ve işte hürriyet adı altında bir toplantı yapıldı. Avrupa niçin böyle bir şey yapmak gereği duydu? Yani bir taraftan siz diyorsunuz ki işte Charlie Hebdo'ya saldırı Avrupa değerlerine saldırıdır. Doğrudur. Eğer bunu ifade hürriyeti vesaire kastediyorsak. Ama aynı zamanda birazdan da belki gireceğiz. Bunun üzerinden Avrupa'daki yükselen ırkçılığı, Avrupa'da gittikçe sosyolojik bir taban kazanan yabancı düşmanlığını da göz önünde bulunur. Şu soruyu sormak lazım artık Avrupalılara. Peki siz acaba kendinizi Charlie Hebdo üzerinden bir öz eleştiriye tabi tutacak mısınız? Yoksa bütün dünyada şimdiye kadar yaptığınız gibi Batı merkezli bir bakış açısıyla mı dünyayı göreceksiniz? Bakın siz dediniz ki aynı gün ve aynı günlerde dünyanın farklı coğrafyalarında çok daha fazla insan öldü. Ama 15 kişi kadar konuşulmadı. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Batılıların hayatları daha değerli bu dünyada. Ne yazık ki böyle. Bu şunu demek istemiyorum. Yani 15 kişi öldü, onu küçümseyelim diye demiyorum. Ne yazık ki dünya öyle bir yer ki, küresel sistem öyle bir sistem ki, Batı'da bir insanın hayatına bir şey olduğu zaman çok dünya gündemine geliyor. Ama işte Afrika'da, Asya'da, hele İslam dünyasında bir şey olduğu zaman işte Suriye yanımızda, Irak yanımızda, Afganistan yanımızda bir şey olmuyor. Burada demek ki eleştirilmesi gereken ya da eleştirel bakılması gereken tek yer İslam dünyasının kendi içi değil. Batı'yı da tartışacağız.
Bu aslında bir milat olabilir. Cumhuriyet Fransa'nın en büyük meydanında, Cumhuriyet Meydanı'nda 40 tane liderin, 40 dünya ülkesi liderinin katılmış olduğu bir yürüyüş, tepki yürüyüşü gerçekleşti. Takip ettiniz sanırım. Ettim, evet. Sayın Davutoğlu'nun katılmasını nasıl değerlendirdiniz? Ben Davutoğlu'nun katılmasını... Peşinden de Obama'nın katılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Yani Obama'nın katılmamasını normal karşılıyorum. Amerika gibi böyle küresel bir gücün kendisi değil de temsilcilere katılabilir. Ama Türkiye bulunduğu konum itibariyle çok kritik bir yerde. Bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülkeyiz. Avrupa'ya yaklaştığımız derecede İslam dünyasında etkisi artan bir başka şekilde ülkeyiz. Ve Avrupa'da da çok Müslüman var biliyorsunuz. Yani yaklaşık 6 milyon zaten neredeyse Türk var ve 15 milyon yakında Müslüman var. Bunlar açısından da önemliydi. Yani orada bir güven tesis etmek, onlara da bir mesaj vermek açısından Davutoğlu'nun katılmasının ben önemli olduğu kanaatindeyim. Ve şunu da gösterdi aslında. Biliyorsunuz Türkiye üzerinde çok büyük projeler var. Çok büyük oyunlar oynanıyor. Ve bu oyunlardan bir tanesi de Türkiye'yi radikal örgütlerle aynı çerçevede görmek, aynı karede gösterme çabasıydı. Buna ne yazık ki içerideki bazıları da alet oldular biliyorsunuz. Peki Davutoğlu'nun bu yürüyüşe katılması... Açık ve net. Davutoğlu şunu söylemiş oldu. Türkiye hiçbir zaman dünyanın neresinde olursa olsun, hedef kim olursa olsun, hedef Fransızlar da olabilir, başkaları da olabilir, teröre kesinlikle karşıyız. Çünkü bunun altında şöyle bir metin var. Terörden en fazla zarar gören ülke Türkiye olmuştur. 30 yıldır Türkiye 30 bin vatandaşını kaybetmiş, milyarlarca dolar masraf etmiş, güvenlikçi bir perspektifle ülke yönetilmiş uzun süre ve şu anda biz daha işte 2009 yılından itibaren bu meselelerle yüzleşmeye başlamışız. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bir empati göstermesi, anlamaya çalışması önemli. Ama bunun da ötesinde Batı orada verilen... Batı ikna edecek mi peki? Yani bu, Batı çok, çünkü çok kolay değil, IŞİD üzerinden çok uzunca zamandır hani Türkiye IŞİD ve işte daha marjinal örgütlere destek veriyor. Siz öyle bir noktaya geldiniz olgusu. Ki öyle bir noktaya geldiniz ki aslında IŞİD, El-Kaide, Taliban, Boko Haram gibi örgütlerin için vardır. Hangi dizaynın parçasıdır, hangi tasarımın parçasıdır? Oraya geldik. Buna gidecek olursak bu Türkiye, durmaz. Bakın, hani Türkiye durmaz. Bu örgütlere yardım ediyor. Boko Haram değil ama. Bundan kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir. Evet. Çünkü artık Orta Doğu'da bir değişim rüzgarı var. Türkiye'de o değişim rüzgarının en önemli katalizörü ve burada AK Parti iktidarı var. AK Parti iktidarı da siz ne derseniz deyin, dışarıdan bakıldığında tırnak içinde söylüyorum, İslami evet. bir parti, İslamcı bir iktidar gibi görünüyor. Ve dünyada şöyle bir trend var. Ne yapıp edip bizim bu İslami yeni siyasal aktörleri piyasadan sürmemiz ve kaldırmamız lazım. Çünkü bunlar şu andaki küresel müesses nizamın en büyük tehdidi ve tehlikesi bunlardan geliyor. Gerçekten de Türkiye uluslararası düzende bunu çok dile getirdi. BM sistemini eleştirdi vesaire eleştirdi. Bunlar Türkiye'yi hedef haline getirmiş durumdadır. Onu söyleyelim. Evet. Dolayısıyla kolay kolay bundan vazgeçmeyecekler. Niçin? Çünkü seçimlerle bu iktidarı yıkamıyorlar. Türkiye'deki hükümeti seçimlerle ortadan kaldıramıyorlar. Tıpkı Mısır'daki iktidarı da seçimde götüremedikleri gibi. Orada da darbe yaptılar biliyorsunuz. Yükselen siyaset dünyada İslami değerlerden beslenen siyaset. Özellikle kendi coğrafyamız için kullanıyorum. Diğer alternatiflerin hepsi çöktü burada. Şimdiye kadar uygulanan tüm sistemler çöktü. Bunu da artık meşruiyetini ortadan kaldırmanın yolu nedir? Şiddete bulaştırmak veya öyle göstermek. Şimdiye kadar hep öyle yapıldı. Ama bu Türkiye açısından tutmaz. Çünkü Türkiye Avrupa'nın içinde olan bir ülke, Avrupa'nın yanında da olan bir ülke. Ama kolay kolay bu projeden vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Çünkü çok büyük yatırım yaptılar bu projeye. Peki saldırıya gelelim. Aslında 2 yıl önce Charlie Hebdo'nun yayınlamış olduğu karikatürler 2 yıl sonra hesabı görüldü gibi. Pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Sizce bu saldırı biraz tuhaf, garip değil miydi? Şimdi 2011'de Fransa'nın 2011'de daha önce yayınlandı. Hı-hı. Biliyorsunuz Danimarka'daki evet. karikatürlerin aynısını yayınladılar ama sonraki dönemlerde de geçmişi de İslam karşıtı evet, evet. yayın politikasıyla da bilmiyor. Açık ve evet. net ve bunu ne yazık ki ifade hürriyeti adı altında meşrulaştırıyorlar. Evet. Fransa konteksti söz konusu olduğunda bu anlaşılabilir bir şey Fransızlar için. Çünkü Avrupa'daki en seküler, en laik toplum artık Fransız toplumu. Evet. Yani Fransa'nın kendi geçmişine baktığımızda Fransa'daki bugünkü demokrasinin, laikliğin dinle mücadele sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. Yani evet. Fransız laikliği açık ve net söyleyelim din karşıtı bir laikliktir. Zaten Türkiye'nin sorunu da biraz oradan kaynaklanmıştır. Geçmişte oradan esinlendiğimiz için. Ve hep bunu ifade hürriyeti adı altında lanse ediyorlar. Bir Fransız Hristiyanlar küfredildiği zaman bundan alınmayabilir. Çünkü Fransız kültürünün ortaya koyduğu bir anlayıştır bu. Ama bir Müslüman hiçbir zaman böyle bir şey ifade hürriyeti çerçevesinde görmüyor. Burada Fransızlarla Müslümanlar ya da Avrupalılarla Müslümanların anlaşamadıkları bazı noktalar var. İşte bu noktaları şimdi
masaya yatırıp konuşmak zorunda Avrupalılar. Evet, oraya geleceğiz ama yani bu saldırının bu şekilde olması Fransa'nın en işlek caddelerinden ve güvenlik noktasında da en iyi korunan... Tabii soru işaretleri vardır. Bakın birkaç tanesini söyleyelim. Sanki bir bilim... 2011'de, seti gibi. Evet, 2011'de burası saldırıya uğramasına rağmen 2011'den bu yana da benzer karikatürler yayınlamalarına rağmen koruma altında değil burası. Güvenlik zafiyeti gördünüz mü? Çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var orada. İki, dikkat ederseniz şimdiye kadar hep amatör kameralardan seyrettik biz bunu. Güvenlik zafiyeti mi yoksa izin mi verilmiş? Oradan çünkü İslamofobiye de gelecek. Ya biz güvenlik zafiyeti diyelim, siz öyle yorumlayın. Yani çünkü biz olanı söyleyelim. Yani orada koruma altında olması gereken bir kurumdur orası. Evet. Koruma altında olması gereken insanlardı çünkü hayatları tehdit altındaydı, bu bir. İkincisi, bu eylemde rol alan kişilere baktığımızda da çok soru işaretleri doğuran bir takım bilgiler neler var orada. Mesela? Neleri sordunuz siz kendinize? Mesela burada daha önce bu işe karışan çocuklar, kardeşlerin işte Yemen'e gittiği, El-Kaide'ye katıldığı, bunun Fransa'ya gelince gözaltına alındığı. Yani bu çocuklar bir şekilde ya da gençler radikal örgütlere katıldıkları için takip edilmişler. Evet. Gözaltına alınmışlar ve sorgulanmışlar. Yani bunların potansiyel tehdit olduğunu aslında orası biliyor. Fakat buna rağmen herhangi bir takip yok. Bir başka şey, ellerindeki silahlar Fransa'da bakkaldan alacağın silahlar değil. Yani bu silahların ancak profesyonel örgütlerce elde edilebileceğini söyleyebiliriz. Yani Fransa gibi, Avrupa aslında şunu söyleyelim bakın, evet. Yani özgürlükçü yerlerdir. Hı. Ama istihbarat ve derin devlet söz konusu olduğunda hiç de öyle görüldüğü gibi değil. Onu canlı ele geçirilip sorgulanabilir miydi? Sorgulanma ihtimali olabilir bu miydi? Çok çünkü şey... benim dikkatimi çeken bu tür eylemlerde hep bu saldırıyı gerçekleştirenler, yani geçmişe baktığımızda hep öyle ele geçiriliyorlar. Canlı... Ya, bir başka şey daha söyleyeyim size. Yani tabii bu soru işaretleri henüz daha ortadan kalkmış değil. Bunu zamanla göreceğiz. Mesela yerdeki bir polise biliyorsunuz ateş ediliyor, evet, ve ölüyor, kan izi yok. Yani peki bunları nasıl açıklayacaksınız? Yani bu görüntüleri önümüzdeki günlerde daha fazla tartışacağız. Tıpkı 11 Eylül'den sonraki soru işaretleri gibi burada soru işaretleri çıkacak. Ne olmuştu 11 Eylül'de biliyorsunuz? Çelik yığınları yanmıştı, kül olmuştu ama pasaportu birisinin, eyleme katılan kişinin pasaportu yanmamıştı. Yani uçak çarptı, evet, ondan düşen pasaporttan bahsediyoruz. Bu çocukların da kimliklerinin biliyorsunuz arabalarda unutulduğu vesaire söyleniyor. Yani evet, torpido gözünde. Bunlar, bu soru işaretleri insanların zihinlerinde var. Fakat şöyle bir şey var. Yani biz siviller olarak bunları çözemeyiz zaten. Evet. Bizim belki bakmamız gereken bu olayın nasıl sonuçlar doğuracağı. Yani insanların hangi motivasyonları bu tür eylemlere katılıyor? Kime bunun faydası var? Yani bu işte eylemi yapan çocuk kişiler, teröristler ya da radikaller bunu yaparken acaba gerçekten dini motivasyonla mı yaptılar? Yoksa başka bir şeyle mi yaptılar? Dini motivasyonlar yapmış olsalar da şunu görmeleri lazım. Bir Müslüman olarak bir adım attıklarında bu adımın kime yarayacaklarını hesaplar bir Müslüman. Ama şimdi ortaya çıkan manzaraya bakın. Orada işte 15 kişi hayatını kaybediyor. Buna kendileri de dahil olmak üzere. Bütün İslam dünyası aslında bir şey altında kalıyor. Bir zan altında kalıyor. Yani orada suçlu şudur denmiyor. Dikkat edin bakın. Ve bu Batı medyasının da, tabii sizin mesleğiniz, bizden çok daha iyi takip ediyorsunuz ve biliyorsunuz. Batı medyasında böyle bir genelleme vardır hemen. Mesela Orta Doğu görüntülü birisi bunu yaptı. Müslüman görüntülü birisi bunu yaptı. Ya o insanın ismiyle hitap et. Bu kişiler Fransız vatandaşı. Niye bu söylemiyorsunuz yani? Bu saldırı PR'ı yapıldı mı sizce? Nasıl? Ya bu saldırı ve saldırı sonrasında bütün dünya, mesela Batı medyasına baktığımız bakın zaman... Bakın canlı yayın varsa bir yerde var. Tıpkı bu aynı biliyorsunuz. Sanki ben şöyle bir şey hissettim. Körfez Savaşı... Avrupa ülkelerine, çok evet, özür diliyorum. Avrupa ülkelerine hani terör sizin de evinizde gibi bir algı oluşturulmuyor. Şimdi tabii Avrupa çok korunaklı bir yer. Diğer ülkelere bakınca. Hı hı. Her ne kadar zihinlerimiz biraz yoklarsa geçmişte bazı terör hadiselerini burada da görüyoruz. Mesela İngiltere'de 2005 yılında oldu. Madrid'de 2004 yılında oldu. Orada da çok sayıda insan öldü. Mesela Madrid'de 190 kişi hayatını kaybetti. Hı hı. Çok eskiden bahsetmiyoruz. 2004. 2005'te İngiltere'de 52 kişi öldü. Metroları bombaladılar. Hı hı. Otobüsleri bombaladılar. İşte Breivik. Evet. 2 sene önce 2012'de 77 kişi hayatını kaybetti. Onun dışında İran'ın ya da işte İspanya'daki ETA'nın şeylerini de biliyoruz. Yani yaptığı terör faaliyetlerini de biliyoruz. Dolayısıyla var aslında ama dünyanın bize yakın bölgesiyle karşılaştırıldığında yok sayılır terör orada. Ama bu saldırıların hiçbirisinde 11 Eylül benzetmesi yapılmadı. Yani burada hemen saati dolmadan Fransa'nın 11 Eylül'ü yani Fransa'nın kendi açısından olabilir. Çünkü hani 1950'den itibaren şimdiye kadar bu kadar insanın hayatını kaybettiği ve bu kadar canlı yayınlanan. Hı hı. Artık mesele sadece
kaç kişinin hayatını kaybetmesi değil. Az önce sizin de söylediğiniz gibi bunun insanlara nasıl prezent edildiği. Yani insanlar sabah televizyon açtıkları andan itibaren, Twitter'a bakmaya başladıktan itibaren hep bunu görüyorlarsa eyvah kuşatıldık psikolojisi olur. Ve yanı başındaki komşusu Müslümandır. Daha düne kadar aynı belki bakkala gidiyordur, aynı kahvehaneye gidiyordur, aynı lokantada yemek yiyordur. Bugünden itibaren ona karşı mesafe koymaya başlar. Bunun sonuçlarını aslında böyle görmemiz lazım. Yani bir küresel yarılma var. İslam ve öteki ya da Batı ve öteki şeklinde ortaya çıkan bu bahsettiğimiz olay kurgulandığını veya işte o insanların kendi iradeleriyle bunu yaptığını farz edelim. Her halükarda bu tür bir sonuca götürüyor insanları. 11 Eylül bunu yapmıştı. Yani siyaset tarihini okuyanlar şunu söyleyecektir. 11 Eylül'den önce dünya, 11 Eylül'den sonra dünya. Eğer Fransa'daki bu bahsettiğimiz olaylar Fransa'da bir yeniden düşünmeye neden olacaksa Fransa için de aynı şey olacak. Evet. 11 yani 7 Ocak'tan önce Fransa, 7 Ocak'tan sonra Fransa. 11 Eylül benzetmesi aşırı bir benzetme. Çünkü 11 Eylül'den sonra dünya düzeni değişti. Yani terörle mücadele adı altında İslam'la mücadele başladı. Bush dönemlerini hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nden. Irak işgal edildi. Afganistan zaten biliyoruz. 8 bin Müslüman yaşayan orada gözaltına alındı. Çok sayıda, çok sayıda insan. Çok sayıda insan bu tutuklar arasından tutuklandılar. Guantanamo o zaman açıldı. Guantanamo'daki şu andaki kalanlar biliyorsunuz o zaman tutuklananlar. Hatta daha sonra neler gördük biz burada? Bunlar üzerinden siyasetin, dünya siyasetinin de aslında dizayn edildiğini görüyoruz. Bunlar bahane gösterilerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok farklı ülkelerde işkence merkezleri kurduğunu gördük. Oralarda insanlar işkence edildiğini gördük. Büyük bir çoğunluğu bunların Amerikan siyasetine şu ya da bu şekilde karşı olan Müslüman örgütler ya da Müslüman örgütlere Müslüman kişilerdi, öyle söyleyelim yani. Evet, bazıları radikal olabilir, bazıları belki şiddet kullanabilir. Onlar ayrı mesele. Onların da mutlaka, işte dedim ya, İslam içinde de bir öz eleştiri gerekiyor ama burada ortaya çıkan hadise bize şunu gösteriyor. Yani olayları televizyonun prezent ettiği şekliyle, gazetelerin yazdığı şekliyle görmemek, onun ötesinde bir takım sorular sormak gerektiği kanaatindeyim ben. Bu soruları sormadığımız zaman şimdiye kadar medyanın bize sunduğu ne varsa onu alıp içselleştiriyoruz. Peki kurgulanmış olabilir mi? Çünkü İslamofobiyi daha güçlendirmek açısından kurgulanmış olabilir mi sorularını da beraberinde getiriyor. Çok komplocu yaklaşacağım ama neden mesela Fransa? Ya çünkü Fransa daha önce pek çok televizyon programlarında bu söylendi. Yani özgürlüğün, ifade hürriyetinin, laikliğin, buna benzer kavramların merkezi olarak bilinir. Ta ki Fransız devriminden itibaren ortaya çıkan bir geleneğe bakıldığında bunu görmeniz mümkün. Mesela bu Charlie Filistin Hebdo gibi... Filistin devletini tanıdı. Müslümanların sempatisini kazanırken... Yani Müslümanların sempatisini kazandığını bilmiyorum. Yani bu o kadar basit bir şey değil bakın. Yani bir ülkenin İsrail ile ilgili bir adım atması demek... ya da işte Filistin'le ilgili adım atması demek Müslümanların sempatisi kazanır anlamına gelmez. O kadar hafızalarımız biraz daha geriye doğru yokladığımızda aynı Fransa'nın özellikle Türkiye söz konusu olduğunda Ermeni meselesinde durduğu yeri biliyoruz. İşte PKK meselesinde durduğu yeri biliyoruz. O nedenle bir ülkenin atacağı sembolik bir adım onu çok güzelleştirmez. Onun ötesine bakmak lazım. Oradaki mesele sadece Fransa meselesi değil. Orada Avrupa'nın genelinde, dünyanın genelinde İsrail'in şimdiye kadar uyguladığı devlet terörüne karşı sivillerin getirdiği artık bir tepki var. Ve bu tepkilere hükümetler bağımsız kalamıyorlar, bigane kalamıyorlar. O nedenle öyle bir şey var. Yoksa Fransa'nın Orta Doğu'daki işte izlediği politikaları değiştirdiğini söylemek, Almanya'nın değiştirdiğini söylemek şu anda iyimserlik olur kanaatindeyim ben. Bunun Fransa olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu dediğimiz özgürlük ruhunun, tırnak içinde söylüyorum, ki orada da çifte standartlı, antisemitizmle ilgili bir şey olduğu zaman kanun oraya geliyor. Hatta orada biliyorsunuz lise ödevi verilmişti çocuklara Ermeni soykırımıyla ilgili ve bizim Türk çocuklarından bir tanesi ben yapmam bunu demişti. Fransa'da günlerce tartışıldı bu. Nasıl böyle bir şey ödevi yapmaz diye. Avrupa'da da var çifte standart, Batı'da da var çifte standart. Bunları özellikle bu çocukların hayat hikayesini okursanız göreceksiniz. Bunların da ötesinde La Haine diye bir film var. 1995 yapımı Fransızca bir Yahudinin, bir siyahinin ve bir Müslümanın hayatını anlatıyor. Orada zaten bu tür terör faaliyetlerine katılanların nerede yetiştiklerini görüyoruz. Hep burada bakın kaçırdığımız büyük bir manzara var. Yani sizin sorunuzdan biraz uzaklaşmış oluyorum ama bakın biz burada hep bu tartışmalara en son yerden girmemiz gerekirken, en son din meselesini buna gündeme getirmemiz gerekirken en başta getiriyoruz. Yani işte bu radikal İslam örgütleridir bunlar, Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. İslam dünyası savunmada kalıyor aslında. Bakın bu meseleye bakmamız gereken yer Avrupa'nın kendi içidir. Tamam mı? Niçin Avrupa'nın kendi içinden bakacağız bunlara? Bu çocukları Suudi Arabistan yetiştirmedi, Türkiye yetiştirmedi, Irak yetiştirmedi.
bu çocuklar nerede doğdular, büyüdüler, eğitimlerini aldılar diye soracağız. Sadece bunlar değil. Fransa'dan 500 kişi çeşitli örgütlere katılmak için başka yerlere gidiyor. İngiltere'den gidiyor. İşte bu çocuklar neden kendi konforlu dünyalarını, Batı medeniyetinin konforlu dünyalarını bırakıp da gidiyorlar? Bunu niçin sormuyoruz kendimize? Şimdi şöyle bir şey var. Bunu yani bir şeyi meşrulaştırmak için söylemiyorum. Bir şeyi açıklamak için söylüyorum. Biz önce Fransa'nın sosyolojisini analiz etmek zorundayız. Fransa'da niçin 2012 seçimlerinde en ırkçı parti adayı olan Le Pen, Marine Le Pen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci gelebiliyor, üçüncü gelebiliyor? Bunu hiç sorduk mu? Madem Fransa bu kadar liberal, özgürlükçü, herkese açık, bu Müslümanlar, göçmenler, siyahiler, Çingeneler, yani Romanlar olduğu zaman niçin böyle değil? Ya düşünebiliyor musunuz? Bu bahsettiğimiz peki, bu Fransa... Bu saldırı Le Pen'in elini birazcık daha güçlendirir mi yakın zamanda seçimde? Eğer şöyle bir şey var. Eğer Fransa'da geniş kitleler bu konuyla ilgili öz eleştirel bir düşünceye başlamazsa, yani şapkayı önlerine koyup niçin bu Fransa'da oldu? Bizim bu kendi eğitim sistemimizden geçen çocuklar ne oldu da radikalleşti, ellerine silah aldı? Bunu sormazlarsa Le Pen'in eli güçlenir. Burada bakın size bir şey söyleyeyim. Le Pen'in eli tam tersi de olabilir yalnız. Eğer bu dediğim şey yapılabilirse, yani çok geniş halk kitlelerine bu yansıyacak şekilde bir öz eleştiri geçirirse Fransa ve Fransa ile beraber Avrupa. Bakın Pegida diye bir olgu evet, var değil mi? Olacak. Bütün bunları bağımsız, birbirinden bağımsız olaylar değil bunlar. Pegida bir şehirde 175 kişiyle başladı. En son gösterilerine 20 bin kişi katıldı. Ve peki şu anda, Avrupa için bir tehlike. Şu anda bakın daha aslında söyleyeyim. 8 şehirde, 8 ülkede 48 şehirde Pegida gösterileri yapılıyor. Bu bize nasıl yayıldığını gösteriyor. Yani dün Avrupa medeniyetinin ve değerlerinin taban tabana zıt olan fikirlerden bahsediyorum ben. Evet. Bunlar dünyanın 3. ülkelerinde yayılabilir diyebilirsiniz. Çünkü orada Avrupa değerleri yok. Hı hı. Hani öyle bir yukarıdan da bakış açısı var ya biraz. Evet. Yani en iyisini Avrupa yapar, en güzelini Batı bulur. E peki öyle de bu ırkçılık, bu yabancı düşmanlığı, bu İslamofobi, İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı, cami bombalama, ondan sonra işte antisemitizm nasıl oluyor orada Avrupa'da taban buluyor, sosyolojik taban buluyor? Bunu sorgulamayacak mı insanlar? Bir saniyenizi rica edeceğim Talip Bey. Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mahmut Abbas'la birlikte bir basın açıklaması gerçekleşti. Bir oraya dönelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz.